Sevgili arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhaba. Neredeyiz? Hong Kong'dayız. Çin özel devleti burası. Yani demokratik yapısı biraz farklı. Ancak yine Çin'e bağlı bir ülke burası. Buranın tarihinden biraz bahsedeceğim size. Arkamda görmüş olduğunuz cami de şu anda Hong Kong'un en ünlü caddesi olan Sim Sha Tsui'de en önemli yer olarak gözüküyor. Yani çok da güzel bir yere yapmışlar. Hong Kong biraz enteresan bir ülke. Çok farklı etnik gruplara sahiplik yapan, aynı zamanda içinde de bir sürü insan barındıran, farklı etnik kültürlerde olan, farklı insanlar barındıran bir yer. Şimdi şöyle kısaca hem buraları bir gezelim hem de aynı zamanda size Hong Kong'la alakalı bilgiler vermeye başlayayım. Şöyle güzel hem Hong Kong'u gezelim hem de bir yandan size bilgiler vermeye başlayayım arkadaşlar. Şöyle Hong Kong 1840 yılında, bu arada öncelikle bir coğrafik yapısından bahsedeyim. 1100 kilometreyi şöyle önce bir camiyi bir göstereyim size. Kowloon Camisi burası. Merkez Camisi olarak geçiyor. Buranın en büyük camisi. Şimdi size şöyle bilgiler vermeye başlayayım. Hong Kong 1840 yılında İngilizlerin himayesi altına girmiş olan bir yer arkadaşlar. İngilizlerin 1840 yılında burayı ele geçiriyorlar. Daha doğrusu ele geçirmek de demeyelim biz buna. Kiralıyorlar gibi bir şey aslında Çin bölgesinden. Daha sonrasında burası gayet ve çok fazla bir şekilde gelişmeye başlıyor. Ta ki 1941 yılına kadar, 1941 yılında Japonya burayı işgal ediyor. Ve yaklaşık olarak 5 yıl Japonya'nın burada bir hükümeti, bir devralışı, bir nasıl derler ona? İşte Japonya buraya hükmediyor arkadaşlar bir 5 yıl kadar. Daha sonrasında işler değişiyor. 1946 yılında tekrar buraya İngilizler geliyorlar ve İngilizler burayı tekrar ele geçiriyorlar. Daha sonrasında 1946'dan 1997'ye kadar yine aynı şekilde İngilizlerin elinde olan devlet 1997 yılında geldiğinde tekrar Çin devleti haline gelmeye başlıyor. Mutluluk endeksi olarak veya da yaşam endeksi olarak baktığınızda 25 yıldır en üst sırada olan bir yer burası. Gerçekten baktığınız zaman yaşamlar, kaliteler, işte insanların yaşama gücü, alım güçleri, zenginlik olarak baktığınızda gerçekten çok zengin bir ülke burası. Şöyle bir caminin avlusuna doğru geldik. Çok da güzel bir yerde cami. Böyle de bir bahçesi var. Buranın da bir özelliği şöyle arkadaşlar. Burada sabahları, biliyorsunuz Çin kültürünün, Çin'in en büyük sembollerinden bir tanesi Bruce Lee. Bruce Lee Parkı gibi bir şey burası. Sabahları buraya amcalar geliyor. Ama sabah çok erken geldikleri için ben o saatlerde uyanamıyorum. Geliyorlar burada. Kung fu yapıyorlar. Şöyle çok güzel, çok harika bir yer burası. Ni hao. Harika bir bahçe arkadaşlar gerçekten. Şöyle amcamız da Çinli. Şöyle içeriye doğru da devam ediyor bu park. Yani çok özel yerlerine gitmeyi planlamıyorum. Sadece böyle Victoria Harbor'ı size göstermek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir yer. Hani böyle New York'tan çıkmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çok farklı, çok enteresan bir yer. Şöyle çok güzel bir ormandayım ben. Şehrin tam göbeğinde. Mükemmel bir yer. Burada da böyle anıtlar var.
Öyle enteresan anıtlar var ama şöyle bir yer sevgili arkadaşlar. Şu ağacın kaç yıllık olduğunu düşünemiyorum bile yani. Gerçekten mükemmel bir görüntüsü var. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle Hong Kong'a yaklaşık olarak 10 gündür Hong Kong'dayım. Biliyorsunuz Japonya, Tayvan ve sonrasında Hong Kong'a geldim. Hong Kong aslında beklediğimden daha güzel bir ülke çıktı. Gerçekten çok zengin bir halkı var. Gerçekten iyi para kazanıyorlar. Burada en düşük şu maaş alan sanırım asgari ücret olarak 15 bin HKD yani 15 bin Hong Kong doları. Bu da yaklaşık olarak çarpı 3,5 arkadaşlar Türk lirasıyla çarpı 3,5 sanırım 52-53 milyar 54 milyar bandında falan en düşük maaş alan kişi. Burada da burası 1100 kilometrelik 1100 kilometre karelik bir yer. Dünyanın 1100 kilometre karede en fazla insan yaşayan şehirlerinden ülkelerinden bir tanesi burası. Yaklaşık olarak 7,5 milyon insan yaşıyor burada. Çinlileri çok sevmiyorlar. İngilizleri biraz fazla seviyorlar çünkü İngiliz hakimiyet kurmuş burada İngiltere. Hatta zaten birazdan otobüslerini dahi gösterdiğimde anlayacaksınız. Hep iki katlı otobüsler, cadde isimleri tamamen İngiliz. Yani Çin'le çok bağdaştıramıyorsunuz aslında, görünen o. Ama öyle değil maalesef. Arkadaşlar buraya da nasıl gelebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, gidiş dönüş uçak bileti almak zorundasınız. Girişte tabii ki her ülkede olduğumuz gibi Türk pasaportunu verdiğimizde maruz kaldığımız sorular oluyor. Yine aynı sorulardan ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın, işte maddi durumunu gösteren belge falan. Yani bazen detaylara girebiliyorlar, bazen girmiyorlar. Ben mesela geldiğimde benden hiçbir şey istemediler. Yani Tayvan'da çok fazla soru sormuşlardı ama Hong Kong'a geldiğimde sadece pasaporta baktı. İşte Japonya damgası, Tayvan damgası. Baktım bir yerde 10 gün kalmış, bir yerde 7 gün kalmış falan filan diye. O yüzden biraz rahatlıkla geldim ben. Siz yine gelirken Booking'den rezervasyonunuzu ayarlamayı unutmayın. Dönüş rezervasyonu için de, uçak bileti için de Turna.com'dan bir dönüş rezervasyon bileti almayı unutmayın. Geldiğinizde burası size vizesiz tam 90 gün arkadaşlar. 90 gün boyunca burada kalabiliyorsunuz. Çok yakın. Buradan yaklaşık olarak 70-80 kilometrelik bir Macao adası var. Orası da bir ülke. Yine Hong Kong gibi bir ülke. Oraya da gidiyorsunuz, giriş çık yapmanız lazım. Eğer 90 gün size yetmediyse Macao adasına gidersiniz. 3-4 gün kalırsınız. Sonrasında geri dönersiniz. Bir 90 gün daha vururlar sizin pasaportunuza. Öyle. Şimdi bize sokakta yürüyelim. Sokakta biraz göstermek istediğim şeyler var size. En azından İngilizlere ne kadar benzediklerini, en azından İngiltere buraya yani tamam son belki 30 yıldır buranın sahibi Çin, yeniden Çin. Ama İngiltere 100-150 yıllık tarih içerisinde burada o kadar çok kalıntı bırakmış ki buradaki tabelalardan tutun da işte yolcu otobüslerine, hatlarına, metro hatlarına kadar her şey biraz İngiliz olmuş. O yüzden gelin hep beraber bir izleyelim bakalım. Siz Hong Kong'u beğenecek misiniz? Gerçekten ben Hong Kong'u beğendim. Biraz rahatsızlandım burada. Havası biraz nemli ve çok şöyle söyleyeyim, çok sıcak havalar. Yani 36, 37, 38 derecenin altına pek düşmüyor. Biliyorsunuz burada da kış ayı yaşanmıyor. O yüzden her dönem sıcak. Ama keyifli, güzel bir Hong Kong bence. Gelmenizi tavsiye ederim. Öneriyorum herkese kesinlikle gelip bir Hong Kong'u ziyaret edin 10 günde olsa. Ama tabii burası biraz pahalı bir ülke. Size kaldığım hostelden de bahsedeceğim. Tabii ki bu başka bir videoda bahsedeceğim. Çünkü Changi Mansion diye gerçekten çok çeşitli insanların yaşadığı bir yerde kalıyorum ben. O yüzden size ondan da bir tık bahsedeceğim. Onun için de bir sonraki videoya bakacaksınız. Şimdi hep beraber bir geziye çıkalım bakalım neler var neler yok.
Evet, şimdi şehrin içine doğru yavaş yavaş girelim arkadaşlar. Metro istasyonları. Şu anda olduğum yer Simsasu. Bütün otobüsleri şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi böyle iki katlı. Görmüş olduğunuz gibi karşıdan da bir tane geliyor. Arka tarafta da 3-4 tane var. Küçük otobüs burada yok. Çok, yani metrekareye düşen insan sayısı burada çok fazla. Yani dediğim gibi 7,5 milyon son sayıma göre 7,5 milyon sadece Hong Kong'da yaşıyor. Yani dışarıdan gelen nüfus turist sayısı çok fazla yok. Öyle söyleyemeyeceğim. Turist çok fazla gelmiyor buraya. Ama dediğim gibi gerçekten şu görmüş olduğunuz binayı da size şu görmüş olduğunuz binayı anlatacağım. Çünkü ben hemen onun yan tarafındaki binada kalıyorum. O da bir başka video olacak. Onu da bugün çekeceğim. Ama başka bir video olacak. Çünkü gerçekten çok enteresan bir yer kaldığımız yer. Şöyle aslında bir bakıma baktığınızda böyle gelir bakımından diyorsunuz ki hani çok pahalı bir ülke olmayabilir. Çünkü bakıyorsunuz insanların giyimleri, kuşamları çok üst düzey değil. Kaldıkları yerler çok güzel. Ancak öyle değil arkadaşlar. Burada çünkü şu an olduğum yer buranın merkezi bir konumu. Burada daha çok Bangladeşli ve aynı zamanda Hindistanlı, Myanmarlı kimse yok. Nepalli ve Afrikalılar çok fazla var. Şöyle İngilizler bunu bir tek kendilerine benzetememişler galiba. Metro hatları oldukça iyi. Gerçekten oldukça iyi metro hatları var. Burada istediğiniz her yere yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde gidebiliyorsunuz. Bir de tabii bu ülkenin bir özelliği daha var. Towers dediğimiz büyük yapıların en çok olduğu ülke burası. Dünyanın en çok Towers ülkesine sahip ülkesi şu anda olmuş olduğumuz yer Hong Kong. Çinliler çok fazla geliyor. Aşırı derecede Çinliler geliyor buraya. Ama Çinlileri sevmiyorlar. Çince konuşuyorlar. Geleneksel Çinceleri var. İngilizce bilme oranı çok iyi. Çünkü burada yaklaşık olarak yarı yarıya da bir İngiliz nüfusu var. O yüzden İngilizce iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama belli bir yaşın üzerindekiler İngilizce bilmiyor maalesef. Şöyle kaldığım yer orada benim. Orayı size bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi bir de burada şöyle de bir durum da var. Bu yol Victoria Harbour'a gidiyor. Burası dünyanın işte şehir olmayan ülkelerinden bir tanesi. Bu aralar konuşamıyorum. Biraz hastalık da buraya açıkçası. Şimdi böyle Victoria Harbour'a doğru gideceğiz. Victoria Harbour gerçekten benim en çok beğendiğim yer. Çok farklı insan yapıları var. Şöyle göstermek istiyorum size mesela. Arkadaşa bakın üstünü çıkartmış geziyor burada. Şöyle mesela size en basit bir tabela göstermek istiyorum. Yani Middle Road, Salisbury Street. Yani çok enteresan isimler var. Yani hep İngiliz. Tamamen İngiliz isimlerinin olduğu bir cadde. Her yer. Bir şehri yok buranın. Sadece mahallelerden oluşan bir yer. Her yer şehir merkezi. Hatta her yer ülkenin merkezi diyebiliriz. Ama en çok ilgi çeken yerlerinden bir tanesi şu anda görmüş olduğunuz Simsasu diye. İsmini tam söyleyemiyorum. Bütün isimleri güzel koymuşlar. Şu Simsasu'yu doğru düzgün koyamamışlar. Şöyle buralar müze arkadaşlar. Müzelerin olduğu yere geldik. Arka tarafı da Victoria Harbour. Gençler nerede? Ağaç bulsalar altına oturuyorlar. Çünkü sıcak. Gerçekten sıcak. Hatta ben de şöyle oturayım. Size yine birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle buraya gelirken cebinizde iyi bir para olsun. Çünkü burada
gerçekten pahalı bir ülke burası. Ha, birim olarak baktığınızda tabii ki değil. Buranın parasını kazanıyorsanız tabii ki uygun gelebilir ama burada yaşamadığınız, turistik olarak geldiğiniz için, bir de Türkiye'den Türk lirasıyla geldiğiniz için biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü suya bile en kötü, en ucuz su bile 10 Hong Kong doları, 11 Hong Kong doları. Bu da yaklaşık olarak 40 TL'ye falan denk geliyor. Ama tabii markette de birkaç bir şey inceleyeceğiz. Markete de gideceğiz bu videonun içerisinde. Daha sonrasında bu videoyu bitireceğiz. Önceliğim bir Victoria Harbour'a gitmek. Victoria Harbour'ı size göstermek istiyorum. Buralar müzelerin olduğu yerler. Buralara da bir küçük bakacağız. Müzelerin içerisine girmeyi düşünmüyorum çünkü pahalı. Öyle Victoria Harbour'da ve peşinde de marketle beraber videoyu bitiririz. Sonra kaldığım otelin videosuna geçeriz. Çünkü kaldığım otel ucuz ama ne kadar ucuz onu hep beraber göreceğiz bir sonraki videoda. Şöyle devam edelim. Şimdi görmüş olduğunuz yerler müze arkadaşlar. Yani sanat müzesi var, uzay müzesi var, işte Legoland var. Yani gayet güzel, keyifli bir yer. İnsanların böyle gelip eğlendiği bir yer burası. Çocuklar da çok eğleniyorlar burada. Şimdi daha ileriye doğru gidince mükemmel de bir manzarasıyla karşılaşacağız Hong Kong'un. Tabii bu videonun sonuna koyabilirsem Hong Kong'daki Victoria Harbour'ın gece görüntüsünü de koymaya çalışacağım. Şöyle enteresan havuz gibi bir şey ama ne olduğunu pek anlamadım. Şöyle devam edelim. Evet, burası sanat müzesiymiş arkadaşlar. Böyle çok güzel bir yer aslında. Hong Kong genel olarak böyle arkadaşlar. Yani temizlik bakımından da temiz, yerlerde çöp yok. Sürekli çöpçüler geziyor. Aynı zamanda sigara içemiyorsunuz her yerde. Yine size bahsetmiştim. Özellikle Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore böyle her istediğiniz yerde her şeyi yapabileceğiniz bir ülke değil. Kuralları var. Kurallarına dikkat etmeniz, uymanız gerekiyor. Şöyle bir de savaş gemisi var orada. Çok hakim değilim. İlk gece geldiğimde şu Regent Otel'in hemen şurada bulutlar vardı arkadaşlar. Bulutların üzerinde harika bir lazer gösterisi yapmıştı. Ben gerçekten çok şaşırmıştım. Şöyle de bir önceki Instagram story'imde bahsettiğim kadın işte AK Parti'nin kurucusu diye şöyle bir manzaraya geldik. Yani gerçekten ben gündüz daha önce gelmemiştim. İlk kez gündüz geliyorum ve gerçekten harika. Gece daha güzel görünüyor ama gündüz de bir o kadar iyiymiş. Bolca rüzgar var, o yüzden sesimi de tam duyamayabilirsiniz. Böyle insanlar, öğrenciler kahvelerini içiyorlar, geliyorlar, fotoğraflarını çektiriyorlar. Enteresan, güzel, keyifli bir yer. Yani manzaraya baktığınızda da fotoğraf çekilmemesi gereken bir yer gibi de durmuyor. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle sizi daha net bir yerden çekim yapmaya çalışacağım. Oraya götürüyorum. Evet arkadaşlar, gezip görmek istiyorsanız Hong Kong'un en güzel manzaraları bu olduğum yerde, Victoria Harbour'da. Hava da çok sıcak. Şu anda burasının boş olma nedeni de insanlar benim gibi böyle video çekmek için çıkmadıkları için bu üst kata çıkmıyorlar. Çünkü çok acayip şekilde yakıcı bir güneş var. Buraya gelmek istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Hong Kong zaten çok büyük bir yer değil. 1100 kilometre dediğimiz yer yaklaşık olarak Artvin'den Karadeniz'in sonu olan İstanbul'a kadar olan bir yol. Yani Türkiye'nin Batı ve Doğu Karadeniz'in birleşimini düşünün. Öyle bir yer. Çok fazla gezilecek alanları tabii ki yok. Çünkü hemen arka tarafında, karşı tarafında hemen Çin var. Hatta Çin'i de belli noktalardan görebiliyorsunuz. Bazı noktalara gittiğinizde arada sadece bu deniz var. Denizin karşı tarafında Shenzhen'i görebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde burada maksimum kalacağınız gün sayısı 5 arkadaşlar. 5 günden fazla burada artık çok seyahat etmenin bir anlamı yok. Tadı da kaçar, hoşunuza da gitmez. 5 gün kaldıktan sonra buradan Macao'ya geçebilirsiniz. Macao'dan Hanoi falan diye devam edip Tayland'a da tekrar dönebilirsiniz. Ben öyle dönmeyeceğim, ben uçakla geri döneceğim. Bangkok üzerinden artık
Uzun zamandır söylediğim, beklediğim, düşlediğim, hayal ettiğim zıtlıklar ülkesi Hindistan'a gidiyorum. Yaklaşık olarak bir hafta 10 gün. Hatta Hong Kong videolarından sonraki ilk videoda muhtemelen %99 olarak Hindistan videosu olacak. İlk gideceğim ülke şehri de Kalküta olacak sanırım. Böyle biraz daha medeniyetin başkenti gibi. Aslında Kalküta Hindistan'a biraz aykırı bir yermiş gibi duruyor ama öyle değil. Burası da dediğim gibi böyle güzel, hoş, çok güzel manzarası var. Çok güzel, keyifli bir zaman geçirebileceğiniz bir yer Hong Kong. Otellerle alakalı dediğim gibi fiyatların videosunu bir sonraki videoda çekeceğim. Bu videoyu şöyle bitireceğiz. Video akmaya devam edecek. Ben size burada kapanış konuşmasını yapacağım. Marketlerin içindeki çekimle beraber videoyu sonlandıracağız. Umarım Hong Kong'u ve bu videoyu çok beğenmişsinizdir. Umarım başından sonuna kadar izler. Bir yorum, bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda Hong Kong'un ev videosunda, otel videosunda görüşmek üzere. Şu yapının bir harikalığına bakın arkadaşlar. Yani gerçekten ismi de Peninsula. Tabi buraların geceliklerini size söylemeyeceğim ne kadar olduğunu.